Vekili Sayın Oktay Vural'a ait. Sayın Vural, buyurun. Zabıtları, tutanakları bir getirin bakalım ne söylemiş. Sayın Başkan, doğrusu tabii hükümet adına konuşma yapan Sayın Bakan bunun bir hükümet tasarısı olduğunu ifade etti. Hükümet adına getiriyoruz dedi, yapıyoruz dedi, istiyoruz dedi. Oysa siz hükümet adına bu tasarının Türkiye'ye ne getireceğini, ne götüreceğini anlatmanız gerekirdi ama siz maalesef bunun bir dayatma olduğunu itiraf ettiniz. Dolayısıyla imza sahibi değerli milletvekillerin aslında bu kendilerinin iradesi midir? Yoksa sırça köşklerde bir takım kurmaylar tarafından hazırlanmış bir dayatma mıdır, değil midir hususunu takdirlerinize sunuyorum. Gerçekten hayret ediyorum. Biraz önce Sayın Bakan dedi ki demokratikleşmede insan haklarının önünü açacak dedi. Allah Allah. Bekir Bozdağ, değiştire değiştire bu anayasayı demokratikleştirebilir miyiz? Değiştire değiştire bu anayasayı insan haklarına gerçek anlamda dayalı bir anayasa haline getirebilir miyiz? Bence getiremeyiz. Yani getiremeyeceklerini söylüyor Sayın Bakan. Oradan demokratikleşmede önemli adımlar atıyoruz diyerek gerçekten getiremeyeceğini söylüyor burada. Demokratikleşmeye, insan haklarına dayanmaya, demokrasinin standartlarına yükseltmeye imkan vermez diyor. Bunu kim söylüyor? İlk çakma imzada ilk imza sahibi olan. Yani çakma imzalı teklifte. Şimdi Sayın Bakan diyor ki demokratikleşmenin önünü açıyoruz. Yani şimdi sorarlar. Anlaşıldı bu. Yani bir demek ki hükümetin düşüncesiyle sizin düşünceniz farklı. Yani dolayısıyla meclise yani burada laf ola beri gele. Vatandaşlarımız bizi izliyor. Demokratikleşmeden, özgürleşmeden bahsediyorsunuz. Diğer taraftan diyorsun ki bu 82 anayasası bile olmaz kardeşim. Ruhu bile aykırı diyor. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Sizin elinizi tutan mı var? 30 maddelik anayasa teklifi getiriyorsunuz da 82 anayasasının tamamını değiştirmeye niye gücünüz yetmiyor? Niye? Cesaretiniz mi yok? Hani hazırlığınız vardı? Yok. Milleti ne yapacaksınız? Tartıştıracaksınız. Kutuplaştıracaksınız. Seçim için kılıf hazırlıyorsunuz. Seçim için kılıf hazırlıyorsunuz. Asıl amacı bence budur. Gerçekten Sayın Bozdağ dedi. 2001'de uzlaşma, Sayın Recep Tayyip Erdoğan orada uzlaşmanın dışında teklif gelince olmaz. Milletimiz için hayırlıysa ne dediysek arkasındayız. Çok doğru bir davranış. Gerçekten. Gerçekten doğru bir davranış. Değerli arkadaşlarım, imza bir namustur. Evet, sözcüğünde durmak. Dün buydu, bugün bu. Bakınız. Değerli arkadaşlarım, Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi toplanıyor. Diyor ki, anayasanın 10 ve 42. maddeleriyle Yüksek Öğrenim Kanunu'nun ek 17. maddesinde ekte sunulan değişikliklerin yapılması konularında mutabakata varmışlardır. Bu konuda anayasa ve yasa değişiklik teklifleri iki partinin ortak önerisi olarak anayasa ve iç tüzükte belirlenen esas ve usullere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur. 28 Ocak 2008. Değerli arkadaşlarım, imza Sayın Cemil Çiçek, Sadullah Ergün, Burhan Kuzu, Bekir Bozdağ, benim de imzam var. Sayın Paçacı'nın, Faruk Bal'ın da imzası var. Evet, uzlaşma için sonuna kadar varsanız niye bu imzanın namusuna sahip çıkılmadı? Niye çıkılmadı? Niye hayırlı değildi değil mi? Onun için mi vazgeçtiniz? Hayırlı değildi onun için mi? Niye? Niye bu anayasada bu imzanın sahibine, bu imza sahiplerinin 411'in namusuna sahip çıkacak bir iradeniz yok? Niye? He? Niye? Niye? Sizin amacınız çözmek değil. Sizin amacınız bu milleti çatıştırmak, bunun üzerine rant kurup siyaset üretmek. İşte dün Sayın Fazilet Partisi'nde o zaman Sayın Cemil Çiçek diyor ki
20 gönül arzu ederdi ki böyle parça parça konfeksiyon mağazasına taksit öder gibi anayasa değişikliği yapmak yerine anayasanın tümünü dikkate alarak bir değişikliği meclisin gündemine getirseydik. Ne oldu Sayın Bakan? Konfeksiyon mağazasındasınız galiba. Sipariş verdiniz değil mi? Nereden geldi? Evet. Ne diyor Sayın Cemil Çiçek? Anayasa değişiklikleri mecliste grubu bulunan bütün partilerin işbirliğiyle uzlaşmasıyla gerçekleştirilebilecek değişikliklerdir. Siyaseti hep kavga olarak gören ya da anlayan bir kesim açısından bu uzlaşmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Dün dündür, bugün bugün değil mi? Ya Sayın Bülent Arınç, değerli arkadaşlarım. Evet. Milletvekillerinden bir komisyon değil diyor. Bakın 2001 yılındaki anayasa değişikliği milletvekillerinden bir komisyon değil. Partiler arası bir uzlaşma komisyonuydu. Partileri temsil eden milletvekillerinin imzaları değil, partilerin asıl iradesi vardı. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir. 5 siyasi partinin temsilcileri şunu hazırlamışlar, önümüze getirmişler. Benim şahsen karşı çıktığım 10 madde var. Ama madem ki uzlaşma vardır, biz buna sonuna kadar evet dedik ve diyeceğiz. Dün buydu değil mi? 2001 yılında işte uzlaşma aramak, yapabilmek cesaret ister. O gün burada çoğunluğu olan partilerin bu uzlaşma konusunda gösterdiği cesareti bugün sizin gösterememenizi acaba neye bağlamamız gerekiyor? Sayın Mehmet Ali Şahin, evet, Sayın Başkan diyorsunuz ki bir uzlaşma teklifi. Çok anlamlı bir çalışma yaptığımız inancındayım. Peki 2001 yılında çok anlamlı bir çalışma yaptığınız inancındasınız. Peki bugün hangi inançtasınız? Çok mu anlamlı yaptınız? Bu milletin hukukunu yok sayarak, uzlaşmayarak hangi inancınızı belirtiyorsunuz burada? Sayın Mehmet Ali Şahin yine diyor ki anlamlıdır diyor 2001 yılında yaptığımız anayasa değişikliği 21. yüzyılın yeni Türk vatandaşı tipini de ortaya çıkartıyor. Bunlarla ilgili yaptıklarımızı ifade ediyor Sayın Başkan. Biraz önce söyledik, Bekir Bozdağ diyor ki bunun demokratikleşmeyle falan alakası yok. Olmaz, yapılmaz diyor. 82 anayasasının ruhu aykırı bir kere. İçi boş işlerle uğraştırıyor sizi diyor Sayın Milletvekilleri. Sizlere onu söylüyorlar. Evet değerli arkadaşlarım. Yine burada değerli arkadaşlarım Bülent Arınç diyor ki yine 2001 yılında Türkiye Anayasası'nda önemli değişiklikler yapıyor. Bu bir şereftir. Bu şeref parlamentomuzun tümüne aittir. Niye bu parlamentoya bu şerefi getirmek için çalışma yapmıyorsunuz? Niye? Evet, evet. Değerli arkadaşlarım Sayın Ahmet İyimay'a Sayın İyimay'a neler demiş 2001 yılında? Bakın, partilerimiz seçimden önce yepyeni bir anayasa teklifiyle milletin huzuruna gitmeliler. Seçim vaadi olarak bunu dile getirmeliler. Var mı? Var mı? Yok. Bu güzelim vatan, millet protez anayasalara, takma bacak anayasalara layık değildir arkadaşlar diye söylüyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ve burada diyorsunuz ki partiler arası uzlaşma komisyonunun uzlaşma semeresidir. Hiç kimseye mal edilemez. Ve burada diyorsunuz ki büyük meclis bu konuda başkanı aracılığıyla bilimsel paneller düzenlemeli. Kamuoyu yoklamaları yaptırmalı. Sosyal taleplerin içeriği belirlenmeydi. Nerede yaptınız bunları? Nerede yaptınız? Ya. Evet. Sayın Başkan, tutanaklar yalan söylemez. Bakın, Sayın Başbakan bir Yargıtay Başkanı'nın yargı bağımsızlığı konusunda söz söylemesine maalesef tahammül edemiyor. O gün orada yine AKP grubu adına Sayın Hüseyin Çelik diyor ki, Sami Selçuk'un beyanlarına dayalı olarak meclis anayasayı yapamaz demesine dayalı olarak Sami Selçuk bu meclisin anayasada değişiklik yapamayacağını söylemiyor. Sayın Selçuk'a yapılan saldırıları haksız buluyorum. Biz yargı ile yüce meclisi yargının başındaki insan ile yüce meclisi karşı karşıya getirecek tartışmalardan da uzak durmalıyız diyor değil mi? İbret verici değil mi?
Cenab-ı Hak bizi bunlardan imtihan edecek değil mi? Şimdi ne yapılıyor? Yargıtay Başkanı'na dil uzatılıyor. Şimdi bir karşı karşıya getirilmiyor mu? Evet değerli arkadaşlarım. Ne yapıyor? Sayın Salih Kapısöz. Evet 2002 yılında AKP'nin ilk dönemi. Diyor ki bu yeni dönemde yeni siyaset anlayışımızla diyaloğa ve uzlaşmaya oturtmak istemekteyiz diyor. Sayın Vural size de iki dakikalık ekstra veriyorum. Lütfen konuşmanızı tamamlayınız. İktidar ve muhalefet ayrımı yapılmaksızın yasamanın kurallarının doğru dürüst belirlenmesini istiyoruz diyor. 2002 yılında. Peki değerli arkadaşlarım Dengirmir Fırat ne diyor yine 2002 yılında? Diyor ki anayasalar toplumsal bir mutabakatı meydana getirir. Nerede toplumsal mutabakat? Kimle mutabakat oluşturdunuz? Değil mi? Ya. Evet. Değerli. Şimdi Sayın Cemil Çiçek dedi ki seçimden sonra. Gerçekten 3 Mayıs 2007. Millete götürelim. Millete, parlamento çatısı altında tartışmaları millete götürelim. Millete götürelim diyorsunuz da hepimiz millet böyle düşünüyor, millet böyle istiyor. O halde en kısa sürede bunları neticelendirmenin yolu seçimleri öne almak. Biz de onu diyoruz. Diyoruz ki seçimleri yapalım, millete götürelim. Seçimleri yapalım, irade gelirse milletin iradesi belli olur, çözeriz. İşte buyurun. Evet, biz ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Uzlaşma istiyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın, evet. Değerli arkadaşlarım. Burada... Lütfen. Şunu okumak istiyorum. Lütfen sayın milletvekilleri. Arkadaşlar, demokrasi uzlaşma ve paylaşma rejimidir. Uzlaşabiliyorsak demokrasinin en güzel yönü bu. Ortaya çıkan sonuç hepimizi memnun eder. Hepimiz olduğu kadar bütün milleti temsil eden, bütün milletimizin değerlerini temsil eden büyük kitleleri de memnun eder. Kim demiş? 6 Kasım 2001 Sayın Bülent Arınç. Görüyor musunuz? Nerede uzlaşma? Ve orada söylüyor Sayın Başkan. Sayın Başkan. Es sülhu seyyidül ahkam. Tamamlandıktan sonra anayasa iç tüzüğü 72. maddesine göre Sayın Vural İlave süreniz de doldu. Konuşmanızı tamamlayabilmeniz için mikrofonu tekrar açıyorum. Lütfen, evet. Lütfen son sözlerinizi. Sayın İmaya ne diyor? Konsensus diyor. Nerede konsensus? Nerede uzlaşma? Nerede uzlaşma? Bu millete, bu milletin vekilleriyle, siyasi partilerle uzlaşmayı meydana getirmedin. Getirmediniz. Bir dayatmayla açıkçası bu teklifi görüşüyorsunuz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletvekili olarak millete yapılan bu dayatmanın yargıyı siyasallaştırmak ve açıkçası milletin hukukunu dolanmak amacıyla yapıldığını istiyoruz. Evet, milletin iradesinden kaçmak mümkün değildir. Milletin iradesi hakim olacaktır. Ama milletin hukukundan da kaçmak mümkün değildir. Yüce Divan'dan da kaçmak mümkün değildir. Hangi yargıcı atarsanız atayın, hakkınızdaki hüküm icra edilecektir. Evet. Sayın Vural teşekkür